aşk bütün insanı yorar, gizliyi saklıyı, haksızı haklıyı, acıyı tatlıyı, en son baba duyar. Made in Turkey. Ver kavanozu bana, ben akşam bezelye yaparım. Olmaz! Fasulye yapacaksınız. Evet, sen beni sevmiyorsun. Artık bundan çok eminim. Ya hayatım, olur mu hiç öyle şey? Olur! Burada yarım saattir tabakları kuruluyorum. Varlığımdan bile haberin yok. Olabilir canım, ben işe dalmışım. Seven adam karısının yanında işe dalmaz. Ama sen son 15 senedir işe dalmış durumdasın Kadir. Estağfurullah. Başarılı bir iş adamı olmak kolay değil tabii. Ciddi ol Kadir. Burada ciddi bir şey konuşuyorum ben. Otur! Bağırma Hulya. Babamlar içeride, duyacaklar. Dursunlar. Allah'ım dursunlar. Kudret, aslında düşündüm de daha yeni fasulye yedik. Ben sana bezelye yapayım. Azıcık sabretsene ya. Başlıca da çöz işte. Neredesin abicim sen ya? Kendiler için gez yağmaya gittik ya. Gitmesini biliyorsun ama dönmesini bilmiyorsun. Her işi biz yapıyoruz burada. Bak cüzdan buldum. Cüzdan mı buldun? Nerede buldun? Çarşıda yürürken işte. Vay be. Kalın da bir şeye benziyor. Aç bakayım. Yok yok açamam. Başkasının bu. Kardeşim açmazsan başkası kimmiş nasıl öğreneceğiz? Olmaz açamam. Ayıp olur şimdi. Bizim değil ya. Hayret bir şeysin ya. Ver bakayım şunu. Ver. Dur. Ya, versene şunu ya. Açma. Aç. Gel. Gel. Ya, ver. Ya aç. Aç. Ya dur kardeşim. Ya, dur. Sen ne işine giriyorsun ya? Bıktım artık bu işlerden. Hiç mi bitmez bu işler ha? Hiç mi bize vakit yok? Pardon Hulya. Biz derken? Ben ve Ceren. Yani ailen. Bir eksiniz mi var Hulya? Köpek gibi çalışıyorum burada. Eve ekmek getirmek için dişimi tırnağıma takıyorum. Saçımı süpürge ediyorum. Evet. Eve ekmek getirmek için uğraştığın çok doğru. Ama yıllardır bu eve ekmekten başka hiçbir şey gelmiyor. Tamam. Evet doğru. Ama devir değişti. Artık Kadir Bey türkü var, kâra geçmek üzere. Bundan böyle mücevherler, kürkler, dile benden ne dilersen. Kadir Bey türkü varmış. Açtığın yerlerin isminden bile belli. Kadir Bey köfte, Kadir Bey resort otel, Kadir Bey bilmem ne. Sen bencil adamın tekisin Kadir. Hiç karım ve çocuğum için yapıyorum deme. Sen hayatta ne yapıyorsan kendin için yapıyorsun. (Gülüyor)
Kudretciğim, bırak istersen. Bak, olmuyorsa olmuyor. Yani kavanozun üstünde Kafkas dansı yapmana ne gerek var? Ama bayağı da güzel yapıyorsun yani. Bak kardeşim, eğer bir tane cüzdan bulmuşsan içini açıp bakarsın. Belki bir telefon numarası falan vardır. Ya tamam da dombili ver, ben bakacağım. Ben açayım, ver. Kardeşim şunu. Bak, veririm ama açacaksın ha. Çok merak ettim. E tamam, anlaştık. Ver bakayım. Bu evlilikte artık tehlike çanları çalmaya başladı Kadir. Hayda, ne çanı Hulya? Her şey yolunda işte. Hiçbir şey yolunda değil. Sen hayatını artık ben yokmuşum gibi yaşamaya başladın. Ne alakası var ya? Evet. Sadece işim ve arkadaşlarım var. Sen ve ben yokuz artık. Ne birlikte bir yere gidiyoruz. Ne birbirimize hediye alıyoruz. Ne baş başa kalmak var. Hiçbir şey yok artık Kadir. Hulya, hediye aldığında ben mi kabul etmez? Kadir, ben hiç mutlu değilim. Tamam Hulya, hallederiz. Bir türlü yaranılmıyor kardeşim. Zengin benim acaba? Niye olmuş gibi bahsediyorsun? Kardeşim, kimlik falan yok mu orada, baksana? Yok. Bir sürü kart vizite var, kimlik yok. Bunlar da hep müzik şirketlerinin kart vizitleri kardeşim. Acaba müzisyen falan mıydı? Olabilir. Peki nasıl bulacağız bunun sahibi? Sence bulmalı mıyız? Ne yani? Parayı alıp harcayalım mı? Onu mu diyorsun? Vallahi nereden baksan 500 lira para var burada kardeşim. Şu anda bana ilaç gibi gelir. Bana da ilaç gibi gelir de. Yok abicim, yok. Boş ver ya. Evet. Boş verelim bence. Bizim değil bu para. Belki de bizim gibi garibanın tekiydi. Maaşını yeni almıştı. Doğru. Bize her gelmez bu paradan. Kardeşim, sen bunları toparla da karakola götür. Polis sahibini bulur nasıl olsa. Evet. En iyisi öyle yapalım. Değil mi? Al bundan. Selamün aleyküm personu. Sakın bezeli deme. Akşama faslı yenecek, o kadar. Onlar para Kadir abi. Cüzdan burada. Evet. Ben de şimdi karakola gidiyordum. Evet Kadir abi. Aklından bile geçirme. Kardeşim, kimlik mimlik yok demediniz mi? Polis nereden bulacak sahibini? Belki sahibi polise bulur. Bakın, böyle durumlarda cüzdan sahibi için önemli olan kimlik ve kredi kartlarıdır. Çünkü onların yenilerini çıkarmak çok zordur. Yani? Yani adam şimdi parasını falan düşünmüyordur.
kartlarını bulsa yeter. Sen ver parayı, cüzdanı götür polise. Yok Kadir abi, yemezler. Aa, bir dakika ya. Burada bir şey daha var. Aa, adamın kimliği buradaymış. Bak buraya saklamış. Kimmiş? Namık Uğurlu. Ana adı, baba adı, doğum yeri Ankara. Ankaralıymış. Ankaralı mı? Evet. Ver bakayım şunu. Namık Uğurlu, Ankara. Namık Uğurlu. Kusura bakmayın Afife Hanım. Kudret kavanoz da biraz inatlaştı da. Kendinize zarar vermeyiniz Kudret Bey. Vermem efendim, vermem. İsterseniz akşam geldiğinde Zühtü Bey'i açtırabiliriz. Tamam memur bey. Bulursanız hemen haber verin, okey? Mami, Bükem'den haber var mı? Evladım, arkadaşın Amerika'ya döndü herhalde. Aramaya ne gerek var? Ya haber vermeden gider mi mami ya? Of, kesin başına bir şey geldi. Kudretciğim, bırak istersen. Ya kesin açacağım. Açmak üzereyim ya. Birazcık sessizlik olsa ben bunu açarım. Kadir abi, hı, ne düşünüp duruyorsun sen deminden beri? Bir tanıdığın falan mı yoksa cüzdan? Tabii ya. Tabii ya. Bu kesin onun cüzdanı. Kimin ya? Allah! Kim abicim? Anladın mı sen? Yok. Alo, iyi günler efendim. Bendeniz Kadir Topçuoğlu. Kadir Bey Türküman'ın sahibi. Efendim size birinin numarasını soracaktım. Bugün yolda arkadaşlarım bir cüzdan bulmuşlar da içinden sizin şirketin kartı çıkmış. Sanırım birlikte çalışıyorsunuz. Allah Allah. Kim o ya? Ankaralı Namık. Acaba öldü mü dersin anne? Aa, o ne biçim söz yavrum? Niye ölsün? Nerede o zaman iki gündür? Of, kesin başına kötü bir şey geldi. Gelir çocuğum, gelir. Merak etme. Ya of, hep benim yüzümden. Getirmeyecektim onu Amerika'dan. Evladım merak etme, muhakkak arar. Ay ya kavanoz patladı ya da bizim Kudret patladı. İkisinden biri. Tamam efendim, yazdım, yazdım. Teşekkür ederim. İyi günler efendim. Hayırlı işler, hayırlı işler. Vay be, bu cüzdan şimdi Ankaralı Namık'ın mı? Evet. Okuyayım ya. Şarkıcı abicim, şarkıcı. Ankaralı Namık, çok meşhur. Evet Rafi, Ankaralı Namık'ın cüzdanını bulmuşsun. O cüzdan altın değerinde, altın. Yoksa geri vermek için para mı isteyeceksin Kadir abi? Hayır Don Bilhasan. Çok daha parlak bir fikrim var. Neymiş o?
Ankaralılar gecesi yapacağım. Dananan dananan dananananan. O nasıl oluyormuş? Ustanızı iş başında seyredin şebelekler. Alo. Namık Bey merhabalar. Ben Kadir Bey Türkü Barı'nın sahibi Kadir Topçuoğlu. Nasılsınız efendim? Fahriye bırak, daha açmadım. Bırak. Red, yaralanacaksın. Baksana zaten yanmışsın. Ya yanmadım. Çakmak patladı. Sadece iş oldu. Bırak. 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 Allah Allah. Daha açmadım diyorum sana ya. Akşama kadar çok var. Sen git önce soğan muğan soy. Fasulye birazdan gelir. Çekil şuradan. Çekil. Allah. Kudret amca, ha? Ne o, konserveni mi getiriyorsun ha? Bu. Sen döndün ha? Ay darling. Gel buraya gel. Nerelerdeydin sen iki gündür? Hiç, dolaştım biraz. Evladım, nasıl dolaşmak bu? Dolaşmak bir saat sürer, iki saat sürer. İnsan iki gün dolaşır mı hiç? Evet, bu öldük meraktan. Vallahi hepiniz çok canlı gözüküyorsunuz he. Evet Namık Bey, evet. Cüzdanınız emin ellerde, hiç merak etmeyin. Adresi vereceğim tabii efendim, vereceğim. Yalnız şu Ankaralılar gecesinde bizim barda sahneye çıkma meselesine sıcak bakıyor musunuz, bakmıyor musunuz? Ben bir onu öğrenmek istemiştim. Koskoca sanatçıya şantaj yapıyor, biliyor musun? Adam kabul etmezse ne yapacak? Ne yapacak? Adresi vermeyecek. Tabii, gelince de konuşabiliriz. Yalnız önce bir... Namık abi, merhaba. Sana adres bulamıyorum ben. Hadi aşkım, söyle. Neredeydin iki gündür? Of Met ya, söyledim ya. Burada bir arkadaşım vardı, onda kaldım iki gün işte. Bir kere senin burada hiç arkadaşın yok. Herkes seni çok merak etti kızım. Türkiye'de insan bir yere giderken nereye gittiğini söyler. Öyle değil mi Afife Hanım? Kesinlikle. Çıkarken söyleyemediyse telefon açar haber verir. Hayat bilgisi dersine hoş geldiniz. Yoksa bir erkek arkadaşın mı var, ha? Of Met ya, saçmalama. Ne erkek arkadaşı darling? ben bir şeyler içeceğim. Mutfaktan bir şey isteyen var mı? Yok. Alo? Evet? Başka? Tamam. Devam edin olur mu? Bubu? Kimdi o? Hiç. Amerika'dan. Hani o da arkadaşım vardı ya, Kristin. Hah, o. Niye özel konuştun? Yanımızda da konuşabilirdin. Oh, darling, yani bu polisiye tavırlar nereden çıktı ha? Sendeki bu kriminal tavırlar nereden çıktıysa oradan. Elinden kaçtı. Ne o? Açamıyor musun ha? Takma kafana be Kudret amca. ben bunu açtım. Ne olacak? Thank you.
durumda bıraktın Dombili. Pazarlık gücümü zayıflattın. Ya şimdi gelmezse? O zaman biz de Ankaralılar gecesi yapmayız. O zaman siz de bu ayki maaşınızı alamazsınız. Gelince sorarsın. Belki kabul eder. Parasıyla değil mi? Parasıyla değil mi? Ben buraya gelen her sanatçıya para verirsem batarım be, batarım. Selamlar. İyi günler. Ooo Namık Bey, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Estağfurullah, Kadir Bey değil mi? Evet, benim efendim. Ben Sinan, Namık Bey'in menajeriyim. Memnun oldum. Buyurun, buyurun, ayakta kalmayın. Şöyle oturalım. Namık abi, ne içersin? Çok kalmayacağız. Akşam programımız var da. Bir çay içeriz canım. Abi, trafik falan, İstanbul'u biliyorsun. Tamam canım, tamam. Bir çay içelim. Dombili, çay kap. Fırla. Rafi, fırla. Bak böyle, bakma. Bu cüzdan olayı gerçekten çok büyük tesadüf oldu. Biz de tam Ankaralılar gecesi çok yakında yapmayı planlıyorduk. Öyle mi? Kim çıkıyor peki? Ankaralı Namık. Gelince konuşuruz demiştiniz. Bir sorun yok değil mi? Fasulyeleri uzat bakayım. Hülya. Ha. Fasulye. Al anne. Sağ ol. Ne o, aklın başka bir yerde gibi? Yo. Kavanozu kim açtı biliyor musun? Kim? Büten. İyi. Baban deli oldu. Bir sinirle çıktı evden. İnşallah gidip de Kadir'e çatmaz. Şimdi biliyorsunuz Namık Bey, günümüz şartlarında içi para dolu bir cüzdanı sahibine geri iade etmek çok güçlü bir irade ister. Yani benim yerimde bir başkası olsa kredi kartlarınızla şu anda çatır çutur alışveriş yapıyordu. Yaptıklarınızı takdir ediyoruz ama bizim de bir programımız var. Bütün hafta doluyuz. Sonra Ankara'ya dönüyoruz. Demek öyle. Yani bize ayıracağınız bir tek geceniz bile yok, öyle mi? Bu arada cüzdanınızı ben buldum Namık Bey. Evet, Rafi buldu. Çarşıda. Teşekkür ederim, sağ olun. Ya. Demek öyle. Keşke hiç davul çıkarmasaydım mahalleye. İlan vermeseydim gazeteye. Ankaralı Namık gelecekti. İlan da mı verdiniz? Verdik ya. Ne bileyim Namık Bey'in bizi kıracağını. Niye boş burası? Şey baba, vakit daha erken, akşama dolar. Akşama dolarmış. Beceriksiz. Baba, arkadaşlarım var. Zaten burayı kendi arkadaşlarımla içmek için açtım. Olur mu baba? Ben burada ne güzel programlar yapıyorum. Çok ünlü şarkıcılar, türkücüler çıkarıyorum. Bak, Ankaralılar gecesi düzenliyorum. Ankaralı Namık çıkacak. Şu salla sallayı söyleyeyim. Evet. İbrahim Tatlıses kılığına girdin. Şimdi de Ankaralı Namık kılığına mı gireceksin? Yok baba, olur mu öyle şey? Bırak artık insanları kandırmayı. Ankaralı Namık gibi ciddi insanlar senin barına gelip şarkı söylemez. Onlar bile adım bile atmaz. Kalmış yazıyor oradan. Beceriksiz. Baba, sen buraya adım atmaz diyorsun ama kendisi şahsen bizzat işte burada. Kim? Bu mu Ankaralı Namık? Evet. Ankaralı Namık ha. Külahımı anlatmasın. Baba. Ankaralı Namık diye arkadaşını mı çıkaracaksın? Utanmıyor musun insanları kandırmaya? Yok baba, bu gerçekten Ankaralı Namık. Var yani salla. Kes! Yalancılar. Ayıp be.
Kasetin CD'nin korsanını gördük de şarkıcının türkücünün korsanını ilk defa sende görüyorum. Zaten aynı bir iş yapmasın ki. Korsan evlat. Baba ne korsanı bu? Ben Halilece Beyazı. Ankaralar gecesi falan yapmıyorsun. Sonra sana domates atıyorlar, beni yüzüm kızarıyor. Baba. Kapanacak mı bar, anlaşıldı mı? Kapanacak mı bar? Siz de buna yardım etmeyin. Bunlar korsan çetesi. Baba, Namık Bey ayıp oluyor ama. Hala Namık diyor ya, hala Namık diyor. Eğer bu Ankaralı Namık'sa ben de Müslüm Gürsüz. Babamın kusuruna bakmayın Namık Bey. Sizi daha önce hiç görmedi herhalde. Yok yok, önemli değil. Abi gidelim mi? Müsaadenizle. Tabii, buyurun. Namık abi gerek yoktu. Anlamadım, sizin yaptığınız bu devirde kimse yapmaz. Belki çarşamba akşam bir şey ayarlayabiliriz. Ha? Ama Namık abi. Merak etme, ben çözerim. Ciddi misiniz? Evet. Babanızı çağırmayı unutmayın. Gidelim. Babaannemin anlattığı doğru mu? Ne anlattı babaannen? Hani bir kavanoz varmış. Sen bütün gün uğraşmışsın da açamamışsın ya. Açtı kızım, açmaz mı? Ama hani dedem çok zorlanmıştı, sonra Bükem abla gelip açmıştı. Desene dede, karizman sıfırlandı. Hiç de sıfırlanmadı. Ben kavanozun kapağını o kadar gevşettim ki başkasının eline geçince tesadüfen açıldı. Ya deden işte kavanozun kapağını iyice yordu. Ceren bakıver kızım. Peki anne. Hoş geldin baba. Hoş bulduk benim. Ben Melekçem. Nasılsın bakayım? İyiyim. Hürmetler. Merhaba millet. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim. Merhaba baba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Hülya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aa, fasulye mi var? Hani şu babamın açamadığı konserve mi? Lan ne çabuk anlattın herkese? Tesadüfen canım. Arayıp da ne yemek var diye sorunca ben de... Birazdan televizyonda da söylerlerse hiç şaşırmam. Baba, bak bakalım tanıyabilecek misin? Kimmiş o? Bu resim sana bir şey hatırlatıyor mu baba? Ankaralı Namık. Ankaralı Namık ha. Külahımı anlat onu sen. Baba. Ankaralı Namık diye arkadaşını mı çıkaracaksın? Utanmıyor musun insanları kandırmaya? Niye söylemedin? Söyledim baba. Ama fakat lakin sen bağırmakla meşguldün. Ne olmuş? Ben anlamadım. Ben de. Bugün dükkana Ankaralı Namık geldi de anne. Babam koskoca sanatçıya bu mu Ankaralı Namık? Sonra benim külahımı anlattı. Çok ayıp olmuş adama. Daha önce görmedim, ne yapayım ya? Bana inanmayı tercih edebilirdim ben. Ne olmuş yani? Ne demeye çalışıyorsun sen? Bugün şahsen bizzat kendisi beni aradı. Barınızda program yapmak istiyorum dedi. Ya önce olmaz dedim ama çok ısrar edince çarşambaya gel hallederiz dedim. Ha bu Ankara gecesi ne zaman ya? Çarşamba gecesi yapılacak. Peki sanatçı manatçı bir şey çıkacak mı? Çıkacak tabi. Ankaralı Namık var ya, o çıkıyor. Alo be. Bol Namık. Ankaralı Namık. He. Gel abi buraya program yapacak he. Evet. Hayatta inanmam. Anne sen de mi inanmıyorsun? Vallahi bilmiyorum çocuğum. Gelir herhalde. Ceren sen.
Bilmiyorum baba, gelirim ben. Ya bugün bardaydı diyorum, barda. Ben ona da inanmıyorum. Arkadaşlarımdan birine makyaj yapıp Ankaralı Namık diye yutturmuşsun. Hayır baba, olur mu öyle şey? Hadi yemeğini ye. Konuşma sofrada. Ben doydum. Hulya, Ankaralı Namık'ı çıkaracağıma sen de mi inanmıyorsun? Bilmiyorum. Ya biriniz de inanın ya. Ne olur biriniz de inanın. Adamla görüştüm diyorum. Adam sahneye çıkacağım dedi diyorum. Sizinle konuşurken ben noterden onaylı kağıt mı getireceğim yani? Ben sana defalarca inandım Kadir. Ama artık inanmıyorum. Çarşamba günü gelecek. Gel ve gör. Ben kimi çıkartacağına değil. Artık sana inanmıyorum. Urfa'nın etrafı dumanda. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar, aman aman. İçerim yanıyor yar yar. Ha bu uçak çok güzel söyleyebilir. Vallahi İçerim bana bile türkü sevdireceksiniz yakında. Sevt abi, türkülerimiz gibi var mıdır? Her türkünün ayrı bir hikayesi var. Tamam da kaptan, ben en çok şu Ankaralı Namık var ya, onu merak ediyorum. Hiç merak etme onu. Gelmez. Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar. Anandan babandan yerden ayrı koyar. Sen yat, benim uykum yok. Ne oldu Hulya? Neyin var söylesene. Bir hata yaptığımda benim mi haberim yok? Bir süre ayrı kalsak iyi olacak Kadir. Ayrı mı? Evet. Birbirimizin değerini iyice unuttuğumuzu düşünüyorum. Belki bir süre ayrı kalırsak bize iyi gelir Kadir. Ne ayrılığı Hulya? Nereden çıkarıyorsun bunları? Bir iki ay Ayvalık'ta annemlerde kalacağım. Haber verdim. Yarın gidiyorum Kadir. Yarın mı? Ceren'e deden hastaymış dedim. Ama Hulya nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Derdini anlamıyorum ki. Belki ben yokken anlarsın diye gidiyorum zaten. Hulya ne gitmesi? Sonra millet ne der? Karın gidiyor, sen hala milleti düşünüyorsun. Hala sorunun farkında değilsin değil mi Kadir? Sen birbirimizin değerini unuttuk diyorsun ama ben senin değerini unutmadım yani. Ben senin değerini biliyorum yani. Gıdık diyorum yani. Lütfen Kadir. Hayda. Ben ne yaptım şimdi ya? Babaannem Ayvalık'a gidiyormuş. Evet kızım. Deden biraz hastaymış da annen ona bakacak. Ama niye ki ya? 2-3 günde iyileşemez mi? Deden bayağı hastaymış. Annen o yüzden 2 ay demiştir. Ayrılıyorsunuz değil mi? Yok kızım, ne ayrılması? O zaman annem niye gidiyor? Yok yavrum, ayrılık falan yok. Söyledim ya, deden hastaymış. Teyzemi aradım. Hasta falan değilmiş dedem. Şey, belki hasta olabilir diye gidiyordur. Malum bahar, hani havası çarpar filan. Tedbir olsun diye yani. Biliyorum. Kavga ettiniz. Ayrılacaksınız değil mi? Kızım. Bugün günlüğüme hiç hoş şeyler yazamayacağım. Çünkü bugün çok kötü bir gün. Güzel şeyler yaz kızım. Güzel şeyler yaz.
güzel şeyler yazarsan güzel şeyler olur. Ne dedim ben? Güzel şeyler yazarsan güzel şeyler olur. Tabii ya. Şubat 2006. Sevgili günlük. Hayatımda ilk defa günlük tutuyorum. Çünkü kendimden çok utanıyorum ve bunu bir yerlere yazmak istedim. Evet, kendimden utanıyorum. Bugün sevgililer günü ve ben yine Hülya'ya layık bir koca olamam. 2 aylık günlük yazmam lazım. Kısa kısa yazarsam yetiştir. Galiba bende bir sorun var. Çünkü karımı ne kadar sevsem de bunu ona göstermeyi beceremiyorum. Sanırım bu babamla ilgili bir sorun. O da bana hiç sevgisini göstermezdi. Bugün işten kovuldum. Eve nasıl gideceğimi, karımın ve kızımın yüzüne nasıl bakacağımı bilemiyorum. En çok da Hülya'nın üzülecek olması yüreğimi parçalıyor. O bu hayatta en güzel şeyleri, en büyük mutlulukları hak ediyor. Ama ben yine kötü bir koca olmayı başardım. ...8 Mart 2006. Sevgili gün. Dün gece gizli gizli ağladım. Hülya ve annemin tartışmasına o kadar üzüldüm ki. Annemlerin bizimle oturmasını hiç istemiyor. Bütün yük Hülya'nın sırtında. Keşke onu alıp uzaklara kaçabilsem. Keşke uzun beyaz bir kumsalda el ele dolaşabilsek. Sadece aşkımız ve kumsaldaki ayak izlerimiz. Türkü barı açtığım ilk gece. Bu işi yapabileceğime bir tek Hülya inanıyor. Önce istemedi ama bana inandığını biliyorum. Allah. Onun desteği ve sevgi dolu kalbi olmasa ben ne yaparım? Sevgili günlük. Bugün de Hülya'yı üzdüm. Onu üzgün görmek benim de içimi parçalıyor. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Hülya'ya layık olamadım. Hülya'yı seviyorum. Hülya'sız yapamam. Ceren ve Hülya. Hayattaki en değerli varlıklarım. Hülya, aşk, sevgi, mutlu. Kötü bir kocayım. Kötü, çok kötü. Onu seviyorum. Sonunda bitirdim. Şimdi bu defteri kolayca göreceği bir yere koymalıyım. Dur önce şunları bir toplayayım da. Şunları da yerine. Şuraya. Şuraya. Evet.
Şimdi bunu nereye koyalım? Oraya koyalım. Yok ya, bu çok kör gözün parmağın oldu onlar. Sefan usta. Bu da gel bul, al oku gibi oldu. Bu da olmaz. Tabii ya. Kalem, kalem, kalem de koyalım. Kalem var mı? Var. Sanki yazmışım da burada unutmuşum gibi oldu. Evet, de güzel. Sevgili günlük. Hayatımda ilk defa günlük tutuyorum. Çünkü kendimden çok utanıyorum ve bunu bir yerlere yazmak istedim. Evet, kendimden utanıyorum. Bugün sevgililer günü ve ben yine Hülya'ya layık bir koca olamadım. Bir defterim vardı. Gören oldu mu acaba? Vallahi ben görmedim. Nasıl bir defterdi yavrum? Şöyle anne, şu boyutlarda üzerinde yelkenli resmi olan bir defterdi. Neyse, bir yerlere koymuşumdur herhalde. Hülya, Kadir'in bir defteri varmış. Gördün mü? Yok, görmedim. Nasıl bir defterdi? Neyse, ben sonra bakarım. Hadi hoşça kalın. Hadi canım. Güle güle. Hayırlı işler. Sağ ol. Aa, işte Kadir'in aradığı defter burada. Hay Allah ya, gözünün önündeki defteri görememiş. Ben bunu alayım da bari anne mutfağa kaldırayım. Rafi, kalk abicim, kalk hadi kalk. Kalkmam abicim, ben bu para Ankara'da namık getirdim. Hadi ya, sen sadece cüzdanını buldun. Kalk hadi kalk. Bulmasaydım nasıl gelecekti peki? Çok konuşma. Önce gelsin bir program yapsın, ondan sonra şişinirsin. Günaydın personel. Günaydın. Ne o, var mı rezervasyon filan? Yok Kadir abi. Nasıl ya? Dışarıda o kadar yazı astık. Niye kimse gelmiyor? Bence kimse inanmıyor. Ne demek inanmıyor ya? Nasıl inanmıyor? Ankaralı namığı getireceğiz kardeşim işte. Harika bir Ankaralılar gecesi yapacağım. Nesine inanmıyorlar bunun? İbrahim Tatlıses'i getirememiştin ya. O olay bayağı bir duyulmuş galiba. Yalancı çoban oldu Kadir abi. Ondan. Tık! Ne biçim konuşuyorsun? Sensin çoban. Karamanın koyu. Kalk hadi kalk. Bir el ilanı hazırlayacağım ben. Gidin onu bilgisayarda çoğaltın, herkese dağıtın. Olur mu öyle şey ya? Ankaralı namık geleceğim diyorum. Nasıl kimse inanmaz ya? Ankaralı namığa değil, sana inanmıyorlar Kadir abi. Çok konuşma.
şemerek. Ay, Kudret, şu Kadir'in söylediği adam gerçekten gelecek mi acaba? Şu Ankaralı namık mı? Yok canım, palavra. Ama konuştuğunu söyledi. Hiçbir önemi yok. İsterse imzalı kağıt getirsin. Ben senin oğlunun hiçbir söylediğine inanmam. Yine benim oğlum olur. Senin oğlu tabii. Benim korsan evladım olamaz. En önemlisi babamın gelmesi. Rezil etti beni Ankaralı namığa. Gelsin, ben de onu rezil edeceğim. Onun lafına inanıp da oraya türkü dinlemeye gitmem. Sahte iyi bu. Korsan evlat. Beceriksiz. Keşke onu alıp uzaklara kaçabilsem. Keşke uzun beyaz bir kumsalda el ele dolaşabilsek. Sadece aşkımız ve kumsaldaki ayak izlerimiz. Güzel. Alın bakalım bunu. Götürün bilgisayarda güzelce yazdırın. Çoğaltın, herkese dağıtın. Burada Ankaralı olmak şart değildir yazıyor. Evet, öyle yazıyor. Şart değildir. Biz her ilden, her bölgeden müşteriye açığız. Müşteri seçerken dil, din, ırk, kültür, şehir, bölge, ocak, bucak, nahiye, kucak ayrımı yapmayız. Kendimizi kısıtlayamayız. Hadi, hadi götürün. Parasını veren herkes buraya gelebilir. Bakmayın suratıma, hadi yürüyün. Yallah. Ben de bir Hulya'yı arayayım ya. Alo. Alo. Hulya, nasılsın hayatım? İyiyim. Gitmiyorsun değil mi? Götüreceğim şeyler daha kurumadı. Onları bekliyorum. Kararlısın yani. Kesin gideceksin. Kararlıyım. Gitme Hulya. Beni sensiz bırakma. Kapatmam lazım. Süt taşıyor. Herhalde gözyaşlarımla ıslanan sayfaya gelmedim. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Ay gerçekten ağlamış. Ay Kadir. Canım benim. Nuri. Bak mangal Nuri. Bari sen yapma kardeşim. Ankaralı Namık diyorum. Senin memleketin Ankara değil mi Nuri? Demek bana inanmıyorsun öyle mi kardeşim? Peki Nuri, şu saniyeden itibaren gelip bana yalvarsan da, ölüyorum desen de, paçalarıma sarılsan da sana yer yok kardeşim. Ayrıca senin olan arkadaşlığımı yeniden gözden geçireceğim. Ankara'nın namına inanmayan bir insanla ben arkadaş olarak kalamam Nuri. Tamam Nuri, hadi hoşça kal Nuri. Hayret bir şey ya. Kimse bana inanmıyor. Ben ne yapacağım yani? Televizyon programları gibi parayla seyirci mi tutacağım? Selam. Kadir Bey, türkü bar. Selam bayan ayak uzatan. Ya bu ne Ankaralılar gecesi? Yeterince açık değil mi Metehan? İbrahim Tatlıses de yeterince açıktı ama ne oldu sonra? Ha? Sahneye çıka çıka sahte İbo çıktı. Tamam. Sizinle uğraşamam. Benim gidip bilet satmam gerek. Çekil bakayım. Oturun siz. Evet. Niye geldik buraya? Bilmem. O zaman hemen hatırlatayım. Yine gizemli bir telefon geldi. Sen yine dışarı çıktın. Sonra zaten çıkacakmış gibi yapıp buraya kadar geldin. Yordun beni yani Metehan. Arkadaşımla kaldım dedim ya. Yani arkadaşımla kalamaz mıyım iki gün ha? Kalamazsın. Ben senin boyfriendinim. Hiç değilse bir haber verir insan. Neredeydin o iki gündür? İstanbul'da. Biraz daha detaya inebilir miyiz please? Oh my god yani Met. Ben tuvalete gidiyorum. Neredeydi buranın tuvaleti?
İstanbul, İzmir, İstanbul. Gidiş dönüş otobüs bileti ha? Girin. İyi günler efendim. İyi günler Kadir Bey. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Ya siz? Çok şükür yuvarlanıp gidiyoruz. Efendim çarşamba günü sizi Kadir Bey Türkü Bar'a bekliyorum. Ankaralılar gecemiz vardı. Öyle mi? Evet. Ankaralı Namık çıkıyor. Biliyorsunuz son yıllarda yıldızı parlayan müthiş bir ses. Ünlü yani. Evet. Doğaçlama türküler söylüyor. Türkülere espri falan katıyor. Cem Yılmaz'ın türkü söyleyen halini düşünün. Onun gibi bir şey işte. Şov adamı. Çarşamba demiştiniz değil mi? Evet. Çarşamba günü başka bir randevumuz var. Pardon, bakabilir miyim? Ne? Ajandanıza. Neden? Çünkü siz bana inanmıyorsunuz, ben de size inanmıyorum. İşimiz var dedim Kadir Bey. Yalan mı söyleyeceğim size? Gösterin o zaman ajandanızı. Teessüf ederim size. Hadi çıkalım. Ne yapıyoruz ki burada? Matt? Darling? Hey, orada mısın? Buradayım. Sen neredeydin? Tuvalete gidiyorum dedim ya. Emin misin? Of course yani. Hadi. Çarşamba günü bir işiniz yok değil mi Zühtü Bey? O yüzden elleriniz ajandanızın üzerinde. Sözlerime inanmıyorsanız söyleyecek bir şeyim yok. Halbuki ben sizden ücret almayacaktım. İbrahim Tatlıses'in geleceği günde ücret almamıştınız. Hadi dökülün, dökülün. Ankaralı Namık'ın geleceğine inanmıyorum deyin. Hadi deyin. Evet, inanmıyorum. Şimdi de ben size teessüf ederim Zühtü Bey. İyi günler. Bu arada kararınızı değiştirirseniz... ...şu andan itibaren ücrete tabisiniz. İyi günler. Bubu, Bubu sen benden bir şey saklıyorsun, itiraf et. Çok paran ayaksın Matt, itiraf et. Ya neredeydin? Arkadaşımda kaldın. Senin İstanbul'da arkadaşın yok ki. Var. Anne sen bugün gidecek misin? Vazgeçtim kızım. Babamla mı konuştun yoksa? Yok. Deden iyileşmiş de ondan vazgeçtim. Oh be, gideceksin diye çok korkmuştum. Ah canım benim, yok. Gitmiyorum. Oh güzel kızım. Bahriye burada bir defter olacaktı, gördün mü? Bugün de defterini kaybeden kaybedene. Başka kim kaybetti ki? Kadir de sabah defter arıyordu. Hayret bir şey ya. Faturaları noteliyordum. Buraya koymuştum. Nasıl bir defterdi baba? Defter işte, basmaya defter. Kapaklı, şu kadar kareli. Bu mu dede? Bakayım. Heh, işte bu ya. Mutfaktaydı. Aa, sabah Kadir'in aradığı defter değil mi o? Bu benim defter ya. İlk sayfasında rakamlar. Bunun için yazı dolmuş ya. Senin olduğundan emin misin baba? Benim defter ya. Kapağında çizik vardı, işte duruyor. Ama dün bu defter boştu. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Bunu yapmış olamaz. Thank you.
Efendim? Yatmayacak mısın? Hayır. Niye? Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Hayda. Okumadı mı acaba? Allah'ım, insan bir gecede 2 aylık günlüğü nasıl yazar ya? Okudu ama başka bir şey var. Bir çiçek bile almıyor ama gitmeyeyim diye bir gecede koca bir defter dolduruyor. En iyisi yalnız bırakmak. Bırakayım yazdıklarımı düşünsün. Neyse, sana iyi geceler Hulya. Kadir. Efendim? Buraya gel. Demek ki durumu çakmamış. Bravo Kadir. Bunu da hallettin. Şebelekler, emin misiniz? Bakın Ankaralı Namık geliyor. Hiç mi rezervasyon yok? Yok işte de 40 defa sordun uşak. Vallahi o kadar ilan dağıttık Kadir abi ama yok yani. Vallahi adam çok kaybolacak. Bir gelecek dukan bomboş. Merhabalar. Merhaba kaptan. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Durum o kadar da vahim değil canım. Bakın bir kişi de olsa müşterimiz geldi. Hoş geldin Hulya. Geç hayatım, geç. Gördünüz mü şebelekler? Otur hayatım. Hadi gidin siz de işinizin başına. Yalla durmayın. Kudret, şu türkücü gerçekten gelirse ya, bir gitsek diyorum. Hayır bari. Gidiyoruz, gidiyoruz, kimse yok. İyice yüz buldu bu. Ya gelirse? Ya gelmezse? Ondan sonra şımarıyor. O gelecek, bu gelecek diye milleti kandırıyor. Vişne suyu değil mi? Tabii canım, vişne suyu. Buyur Hülya ablacığım. Sağ olasın. Kadir, burası niye böyle boş? Yeterince duyuramadınız mı? Duyurduk hayatım, duyurduk da insanlar duymazlıktan geldi herhalde. İbrahim Tatlıses kılığına girersen kimse inanmaz Saat abi. Senin adın çıktı bir kere. Kaptan, sen niye içeri girip yemek yapmıyorsun ya? Ankaralı Namık da gelmez abi buraya, biliyor musun? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kadir abi. Ne o kaptan, şiştin mi? Hani gelmezdi? Uy ya! Hoş geldiniz Namık Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz. Çılgın bir kalabalık görüyorum. Birazdan burası full dolar Namık Bey. Siz bu arada akort makort neyim yapın. Bir şey içer miydiniz? Su alayım. Buyurun. 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 Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Oturacak şeyler aldım. Bu ne böyle kardeşim? Duyurmadınız mı? Duyurduk. Namık Bey böyle boş salona mı çalacak? Vallahi biz duyurduk. Demek ki kendisi o kadar meşhur değilmiş. Genç. Efendim? Aşağı kapının önüne bir hoparlör koyabilir misiniz? Koyarız. Dışarıda bir tane daha var. Hemen bağlayın o zaman. Yalnız sesi fazla açmayın da şikayet falan olmasın. Yoldan geçenler duysun yeter. Tamam efendim. Az önce söylediğinizi unutmayın. Namık Bey, 10 dakika içinde başlar mıyız? Başlarız. Namık Bey, kusura bakmayın. Seyircimiz biraz az ama... Siz babanızı getirin yeter. Gerisini ben hallederim. Ben gidiyorum. Hayır bari, hiçbir yere gitmiyorsun. Bari bir telefon edeyim, belki gelmiştir. Hayır, etmeyeceksin. O geldi dese bile inanma. Nasıl? Her şey yolunda mı? Evet, evet. Boş salona mı çalacak abi şimdi? Vallahi bilmiyorum ki. Kolon bağladım efendim. Eyvallah. Evet abi, söz sende.
kazıcıya dolmuş canım bence otobüsü. Kalıcıya, kazıcıya, yazıcıya, sazıya. Hadi bakayım. Hadi çıtaklar, hadi oynayın. Türkiye'nin başkenti Ankara merkez. Aman efendim, hoş geldiniz. İki kişi misiniz? İki kişi daha gelecek. Öyle mi? Buyurun, buyurun. İyi eğlendiler. Çarma gelsin kıyar, soysun gitsin uyar. Siz oynayın koçları, Mahmut verin ayarı. Ayar. Hoş geldiniz efendim. Yeriniz var mı? Var tabii, iki kişi miyiz? Buyurun, buyurun, böyle geçin. Buyurun efendim. Atım kara, Rabbi de kara. Ben kara, aman aman. Kadir Bey baban ne zaman gelecek? O bana vay vay. Gelecek, gelecek. Safir ol gel bana, börekler açarım sana. Haram kulum yok ama, darbuka çalarım sana. Tatilden mi şekeri? Ankara'lı Namık anne. Dinle bak, dinle. Ankara'lı Namık. He. Ay Kudret, gerçekten gelmiş o türkücü. Güzel güzel sesler geliyor. Gelmemiştir o. Kasetleri çalıyordu. Tamam oğlum, ben geliyorum. Baban da ne yaparsa yapsın. Gitmeyeceksin Bahriye. Sana gitmeyeceksin diyorum. O korsanın adı inanmayacaksın. O bar kapanacak Bahriye. Masaysan kurban olsun. Renon senin kozum olsun. Ruhsattan vereyim. Taşlı tarlan pancarı. Yavrum sana helal olsun. Kızım sana kurban olsun. Geliver, geliver, geliyorum. Geli geli ver gel yanıma, geli ver geli ver gel yanıma, kurban olsun namus sana. Arama bak, ne oluyor bari göreyim. Ya. Hadi kaptan biz de oynayalım. Hadi gel 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 gel. Arabamız yoldan aldı, bu zaraza.
baba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldin anneciğim. Açtım, açtım. Muradına erdin mi? Erdim, erdim. Baban gelmez diyormuş da aslanım Kadir. Şimdi olmuş gördün mü de dayanamıyor. Baba bak, dedim, inandın mı şimdi? Tamam, tamam, inandım, inandım. Yar üstüne yar bulur, inanamıyor. Onu da köşede unuttum da dayanamıyorum.